Çocuğu sanayiye verme tanımı yıllarca küçümsendi. Ancak şu an ara eleman ihtiyacı üniversite mezunu ihtiyacından daha fazla ve daha çok kazanıyorlar işin açıkçası. Meslek ve zanaat öğrenmenin önemi ülkemizde nasıl arttırılır? ızdırapla, ızdırap çeke çeke öğreniyoruz. Aklı başında hiçbir ülke eliyle çalışacak adamlardan kendisini mahrum bırakamaz. Elleriyle iş yapacak adam hiçbir zaman mahrum bırakamaz. Çünkü belli bir yere kadar makine kullanıyorsun. İnce işlerde şuydu, buydu. Her zaman birisi lazım. Eğitim her kademede olması lazım. Alt kademe, orta kademe, üst kademe. Toplumun her kademelerinde iş yapan, meslek yapan herkese hitap etmeli. Pratik meslek okulları lazım ki çocuklar gidip meslek icra edebileceği şeyleri öğrensinler. Pratikte çalışacak yerleri olması lazım. Yani pratikte öğrendiğim şeyle yapacağım. Mesela haftanın bir günü ya da iki günü hatta. Mesela makine kullanmayı öğrendi. Tam makine şunları yapıyor, bunları yapıyor. Okey, gidip bir gün onunla çalışmalı haftada bir gün. Yani öğreneceği kadar. Ama bu pratik olmadan elbette zor. Yani bunlar düşünülmüyor işte. Ama hem eğitmenler hem aklı başında ekonomistler, dünyanın gidişatına göre plan program yapacak kapasiteli adamların yapacağı, devletle alakalı olmaması bile lazım. Bazı şeylerin hükümetle alakası olmaması lazım. Bunlardan biri adalet, ötekisi eğitim. Adalet sisteminin kendi çapında yasalara göre kendi kendini idare eden bir sistem olması lazım. Aynı şey eğitim için geçerli. Ekonomik plan programda bile hükümetlerin yapabileceği şeyler sınırlı olması lazım. Yani devletin genel bir yönü ve hükümetlerin bile o yöne fazla müdahale edecek bir durumları olmaması lazım 3-5 şey dışında. Çünkü tüm sistemi allak bullak edebilirler.